Diğer maddeye geçelim. Şu Melih Gökçek meselesi. Bir diğer madde de bu. Efendim, dün Gökhan futbolcu olacağını artist olaydın diye yazmış Melih Gökçek. Siz kendi halkını ihanet etmiş, kendi partisi tarafından hain ilan edilmiş, zavallı bir jeliboncu, devletin malına çökmüş, mafyavari bir şahsiyetsiniz. Gökmen'i iki gönderdi. Yahu. Şimdi jeliboncu Melih Gökçek. Eskiden de bana sürekli oradan buradan zırt fırt bok atardı. Bir, iki kişi konuşurken üçüncü kişiye ne düşer? Onu Melih Gökçek Bey bilir herhalde. Biz başkalarıyla muhabbet ederken neden zırt fırt araya çıkıyorsunuz anlamadım. İki, madem bu kadar delikanlısınız Melih Gökçek, hani jeliboncu ve neciydi o? Onun şeyleri vardı. Neleri vardı? Böyle acayip oyuncakları vardı ya. Jurassic Park'ta da olan canavarlar mı vardı? Neyi var? Dinozorları vardı. Ha. Onlarla oynayan, çocukluğunu yaşayamamış olabilir. Bir Gökmen'e sormak lazım. Acaba nasıl bir analiz gerekiyor? Gerçi kendini Melih Gökçek'in gerçekten analizini yapmak isteyen psikanalizci bulacağımızı pek zannetmiyorum. Zaten durum ortada da. Ya bir insan düşünün ki mertlik şöyle dursun, böyle dursun, birader jeliboncu. Ya beni engellemişsin mesela. Arkadan konuşuyorsun, gelip orada konuşamıyorsun Melih Gökçek. Gökhan da görmüş, canı çat diye yapıştırmış. Ve jeliboncu, Jurassic Park hayaliyle yaşayan dinozorcu Gökçek. Şunu unutma. Geçen hafta da demişsin ki bu solcular niye birbirine giriyor Tuncay ile Enver diye. Bir anımsatma yapayım. Tuncay sizin ekipten. Tamam mı? Ben solcu olan taraftayım. Her AKP'ye muhalif gibi duranı bizimle ayan yana zannetme. Bak, radikal tahammülsüzler, yemin ederim seni paralar. Melih Gökçek. Gökhan'a alkış. Melih Gökçek'e abi delikanlı bile değilsin, engelliyorsun. Bir çık da ben buradayım de. O iyi giyimli tıraşlı evladını da gönderdim meclise. O çocuk da bir sınıf başkanı edasıyla konuşuyor. Siz Beyaz TV'yi mesela nasıl kurdunuz? Oradan bir başlayalım. Ne oldu ne bitti. Gönderdim Melih'i. Evet efendim, bunu çok sevdim ha. Dondun böyle yürüyoruz.